Herkese yeniden merhabalar, selamlar sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün tüm koç, güneş yükselen ay burcu koç olanlar için 6-12 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir hafta dilerim. <laughs> güzel güzel. Şimdi arkadaşlar hem sağdan hem soldan hem arka planda çok fazla düşünceler var. Yani gördüğüm kadarıyla iyi bir şey ama geçmişte yaşanmış negatif şeyler sizin sürekli endişe duymanıza neden oluyor. Hiç endişelenecek bir şey yok. Çünkü yarısı düşünce yarısı şöyle gördüğünüz gibi balık kısmet bir şeyler geliyor diye yorumlayabileceğimiz bir şeyler gönü hani noktadan Şuradaki noktalardan bakın farklı şeyler varsa hani daha uzunlamasına olanlar balıktır güzelliktir, kısmettir. O koca deniz, o koca okyanusta size bazı şeyler denk gelmiş. Bunlar fırsat da olabilir. Bir amaç uğruna oraya gidiyorsunuz. Bir amaç uğruna işte birisiyle tanışıyorsunuz, ailenizle tanıştırıyorsunuz, işte çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz, başvuru yapıyorsunuz ve burada hani şanslı, güzel bir rastani, rast gelsin denir ya. Aynı sizin böyle işiniz rast gidiyor ve size burada güzel fırsatlar denk gelebilir. Gayet kıymetli. Hemen şöyle hızlıca bir fincanınızı gösteriyorum. Bakın karşılıklı olarak konuşmalarınız var. Biraz bu konuşmalar yalnız şey arkadaşlar. Sen bana bunu mu dedin? Sen bana şunu mu dedin? Sen bana ne demek istiyorsun? Yani bakın kimse kimseyi dinlemiyor ve çok karmaşık konuşmalar ve konuşmalar hani birbirinin içerisine geçmiş olsaydı diyebilirdim ki bir noktada en azından anlaşıyorsunuz. Ama işin sonuna bile gelindiğinde gene de yani çok farklı şeylerden bahsediyorsunuz. Düşünceleriniz çok farklı, yapılarınız çok farklı. Siz belki görev bilinciniz, sorumluluk bilinciniz çok çok yüksekken karşınızdaki insan ya boş ver. Ya nasıl boş vereyim? Bak bunun cezası var. Aman boş ver. Ya olur mu? Bakın bir şekilde ortak bir noktada buluşamama. Siz çok ciddiyken onun çok e, laubali olması ya da siz ya önemli değil hallederiz bak zamanımız var derken onun hayır kalk bir an önce yapalım edelim demesi ya dur elimi ayağımı dolandırma birbirine e, bir oturalım düşünelim gibi davranışlarınız olabilir ama dediğim gibi karşınızdaki insanla hem davranış hem tavır hem mizaç olarak ki düşünce yapısı olarak da birbirinizden bayağı farklısınız. Yalnız bu kişi çok böyle aile ortamından değil onu söyleyeyim. Belki akrabalar, arkadaş ortamı ya da iş ortamı gibi biraz daha ortamlar. Çok böyle aile içinde farklı düşünceleriniz var diyeceğim birisi değil. Bu bir. ikinci olarak da bu kısımda ben şöyle bir şey görüyorum. Bir değişim artık bekleniyor. Bu değişim çok küçük bir şekilde gelebilir. O kadar çok canınız sıkılmış ki özellikle 3 ay ya da 3 seneden beri sürekli e, sizin aklınıza geldikçe sizi rahatsız eden bazı şeyler var. Geçmişte olmuştur ama hala sizi ya tekrarlarsa ya yine olursa ya da yine olmazsa ya beceremezsek. Yine ya başarısız olursam sürekli böyle bir şeyin bir endişesini yaşamaktan artık karnınız şişmiş yani sıkıntıdan artık hani karnınız şişmiş görünüyor. Belki ruhsal anlamda size başka bir zararı da dokunmuş olabilir. Bugün için bakın görüyor musunuz bir değişim var ve özellikle de arkadaşlar bizim bu haftamız ayın 5'i yok ama ayın 5'i de beraber ki bu haftanın tamamını kapsıyor. Bir şeyler sizi yavaş yavaş sakin ol önemli değil. Bak düzeliyor. Bak gördün mü? Oradan bir sıkıntı gelmedi. Problem yok. Bak sağlık değerlerinde iyileşmeye başlamış. Bak ilaçlar iyi de geliyor. Bir değişim de var. Diyebileceğiniz bir şekilde hani genel olarak hayatınızda hem sizin hem evlatlarınız varsa aile bireyleri için de aynı şekilde. Bak korktuğum başıma gelmedi. hiç endişelenme gibi bir böyle sanki hayatın size güzel güzel mesajları gelebilir. Çok küçük bir değişim şu arada gördüğünüz yer, bakın üçgen olmaya başlamış hayatınızda bir şeyleri artık değiştirmeniz için size maddi, manevi konularda bir bakın düşüncedir, fırsattır, yardımdır, düşünce olarak yardımdır böyle bir şeyler gelebilir. Devam ettiğimde elinizi böyle yapmışsınız, şurası bakın başparmağınız, elinizi böyle yapmışsınız ve avcunuzun içerisine bir şeyler gelmeye başlıyor. Bu da bizzat sizinle alakalı ve bir kağıt var. Bakın farkındaysanız. Demek ki elinizin üzerinde bir kağıt var. Bu garanti ve bu kağıdın altında yani bu kağıt belki para alacağınız bir kağıt, belki mahkeme kağıdı, belki başka bir şeylerin kağıdı. Henüz avucunuzu tam kapatmamışsınız. Yani tam olarak sizin değil ama işte karar şimdi çıkar. iki hafta sonra ödemesini alırsınız. Şimdi işe girersiniz. E tabi bir ay sonra alacaksınız. O yüzden hani tam olarak avucunuzun içerisinde değil. Şimdiden kaporasını alırsınız bir şeylerin ya da kaporasını verirsiniz. Bir süre sonra elinize tamamen geçirebilirsiniz. Bu şekilde olabilir. Hani ön konuşmalar, ön anlaşmalar işte paraysa, kağıt işleri, eğitimdir, şudur budur yani kağıt, imza, mühür bu tarz konularda bir şeyler artık hani garanti olmaya başlamış. Ee, ama kesin değil. Biraz da aynı zamanı var. Her şeyi yaptık. İşte nikah için başvurduk. E işte kesinleşiyor gibi ama tam değil. İşte burada elinize bir şeylerin artık geçmesi neredeyse kesinleşmiş diyebiliriz. Baya baya yakın. Ve bu hafta bunlar baya gündeminizin içerisinde olabilir. Bir konuda arkadaşlar bir tarak ee, şurada var. Bakın tık tık tık. Görüyor musunuz şu dip kısımda? Bu hayatınızda özellikle yuva içerisinde şeyleri sürekli olarak düzeltmeye çalışan tarafın siz olduğunu, sürekli adımların sizden gittiğini anlatıyor. Ee, ama bu şekilde hani yapıyorum peki bir şeyler düzeliyor mu? Evet böyle kendinizden yaşça küçük halinde kim varsa kardeşiniz olsun, çocuk olsun, eşiniz olsun fark etmez kim varsa... Onunla böyle bir anlaşma. Hadi gel seninle şu olayı gel bir toparlayalım. Biraz tartıştık ama gel düzeltelim. Benim aklımda böyle soru işaretleri var. Yani gel şu soru işaretlerini hadi götür. Soru sorayım sen de cevapla. Bunun gibi olabilir. Ya da e, maddi anlamda bir şeyi düzeltmek için bir kişiden yardım isteyebilirsiniz. Çalışmak istiyorum, izin ver. Ya bilememerci daha aile içinizi. Bunun gibi bir ortamda olabilirsiniz. Devam ettiğimde burada karşılıklı olarak bir konuşma var. Önemli insanlarla gerçekleşebilecek konuşmalar zaten yoğunluklar hep burada. Bir niyetle alakalı bir istekle alakalı konuşuyorsunuz. Muhtemelen arkadaşlar iki aya yakın hani süreç olarak iki aya yakın bir şekilde devam edebilir. Konuşacağınız insan böyle normal sıradan bir insan değil mesela oranın müdürü. O kurumun en üst seviyesinde kimler varsa onlardan önemli bir kişi sizin işinizi halledecek olan insan veya da bir girişimci olabilir. Yani girişmiş, gelmiş, okumuş, etmiş. şu işte o iş yerini kurmuş ya da orada belirli o kurumda belirli bir seviyeye gelmiş. Neden böyle söylüyorum? Bakın burada bir insanın suratı var. Bir de böyle burnu uzun, Burun ne kadar uzunsa bu kişinin o kadar girişken, o kadar çok çabaladığını, o kadar çok e, tanıdığının olduğunu, çevresinin olduğunu yani girişken bir insan. E, böylelikle de yükselmiş, müdürü olmuş, işte orada bir e, üst kademede bir insan olmuş yani biraz daha böyle bir insandan bahsediyorum. Yani sokaktan geçen herhangi bir insan değil bu. Yani özellikle belli başlı bir kişi. Burayla alakalı bakın sizde çok güzel bir terazi var. Demek ki e, burada bir hem normal mahkeme anlamında bir adalet anlamında kim doğru kim haklı kim haksız hem bunun sonucu çıkabilir hem de bir ilahi adalet anlamında burada ilahi adaletin sağlanması adına yani adalette de davranmak adına bu önemli dediğim kişi diyecek ki belki de ya bu koç burcuna böyle davranılıyor. Yani kusura bakmayın karşı tarafa uyarı vereceğim artık. Yani size böyle iş yerinde, okulda, şurada, burada böyle davranamaz. Bunun tabii ki bir karşılığı olacak. İşte disiplin cezası alabilir karşı taraf. Bunun gibi belki poliste bir işiniz var. Belki gerçekten mahkemeyle alakalı işleriniz var. İş yerinde belki bir kumpas kuruldu. Bir şeyler var. Yani biz iş yerimize böyle şeyler izin vermeyiz. Bu uyarım sonu olsun diye karşı tarafı ona keza uyarabilir. Neden sizin için iyi söylüyorum? Çünkü artık bakın sağa doğru gitmek, sağa doğru yatık farkındaysanız sizin için iyi olana doğru ilerliyor. Şu alana baktığımda artık bir şeylerde böyle üzerinize kara kara bulutlar yok. Hep böyle bir şeyler yapmalıyız. Hadi kalkalım, hadi gidelim. Biraz böyle bazı heyecanlı konuşmalarınız olabilir bu süreç içerisinde. Yani bu hafta sizi işte ay çok da yaklaştı, ay zaman geliyor artık. Yani bir şeyler evet bana karşı attığı mesajlar işte o iş yerinden çok güzel de dönüş aldım. Hadi bakalım işte bu hafta kursa da başlıyorum. Çalışmaya da başlıyorum. Hızlanacağım. İşte kilo vermeye başlayacağım şöyle böyle. Bakın bir şeylerin böyle başlamasının hevesi gündeminizde olabilir. Yani bunun heyecanını aslında içinizde hissediyorsunuz. Şu alana geldiğimde şurası bir kişiyle aranızdaki küçücük bir problemi halletmeniz ile ilgili yolunuz çok açık hemen barışırsınız ya da hemen aa tamam pardon bak aynı şeyden bahsediyoruz deyip düzelebilir. Buraya geldiğimde burada aklınızdaki bir soru işareti var. İkisi de gayet güzel yolunda ilerliyor. Yani aynı anda iki şeyi yapma. Şimdi bilemem. Aynı anda belki iki ilişki yürütmek istiyorsunuz. Olabilir. Aynı anda iki yerden kazanayım. Aynı anda iki dil öğreneyim. Aynı anda iki hastaneyi birden götüreyim. Aynı anda iki şeyi birden yapıyorum. Yani hem çalışıyorum, hem okuyorum, hem Eve bakıyorum hem şunu yapıyorum belki ikiz çocuk var. Yani aynı anda iki tane e, gündeminizi baya baya devam ettiriyorsunuz. Burada seçim yapmanıza falan gerek yok bu arada ya sağ ya sol değil. Yani e, seçim yapmadan da gayet tabii ikisini birlikte götürebilirsiniz. Tabii ki sizi mental açıdan yorabilir ya da maddi açıdan yorabilir ama aynı anda iki şeyi çok güzel devam ettiriyorsunuz. İlla ki dediğim gibi belki seçim yapacaksınız. O mu bu mu o mu bu mu aynı anda ikisini de alabilirsiniz onu söyleyeyim. Onun haricinde buradakilerin bir çoğu yol arkadaşlar. Evet bazıları şunlar özellikle süreç farkındaysanız yukarıya doğru bir yükselişiniz, arkanızda bir dayanağın olması ve bazı yerlerde şöyle kolunuzu rahatça koyup ha 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 bu masada benim gibi böyle bir şeylerde aidiyet hissetme ve bir şeylerin sizin olduğunu bilme. İşte bu kamera benim, bu adam benim, bu kadın benim yani böyle bir sahiplen mal olarak değil ama bakın sahiplenme o benim çocuğum ya sen nasıl karışırsın gibi böyle bir durumunuz olabilir. Artı bu proje benim ben yaptım işte aa çok beğendi kim yaptı ben yaptım koç burcu olarak ben yaptım ben bu eseri ortaya çıkarttım. İşte herkes de çok beğendi gibi bir şey olabilir. Bakın böyle güzel bir durumunuz var. Ama onun haricinde çok fazla yolunuz olduğunu, yollarında şu harç hepsinin sonuna kadar gittiğini söyleyebilirim. Buranın bu şekilde kesiliyor olmasının sebebi de şu memnun olmadığınız bir süreç var. Bitsin artık. Öf. O bittiği zaman işte rahatlayacağım. Biter ve rahatlarsınız. Bunun gibi bir durum var. Yani sıkıldım hani. Tamam başladık ama yeter ya, yeter. Tamam hadi bitsin. Bitince rahatlayacağız. İşte biter. Bu mahkeme süreci biter. Belki çok zorlu bir işte düğün süreciydi yok. Birileriyle anlaş, et. İş süreci güzel sağ tarafta ama zorlu mu? Biter artık iş arama süreciniz. Bunun gibi bir durum. Buraya geldiğimde biraz bazı kıskançlıklar olabilir. Çok fazla kıskançlık olayı sizde çıkmıyor ama evet bazı kıskanç insanlar olabilir. Bu kıskanç insanın adında soyadında da Y, K veya D harfi olabilir. Hani neyimi kıskanıyor derseniz bir lafınızı çok kıskanıyor muhtemelen konuşma şeklinizle, belki esprileriniz Kimi insana bazı espriler, konuşma şekli çok yakışırken kimi insanda çok böyle irrite eder insanı. Size demek ki bir şeyler yakışıyor. Sadece size yakışıyor mesela. Bunun gibi bir durum var. Birazcık hani sizin nasıl böyle kendinize özgü bir tarzınız olabilir? Nasıl bu kadar orijinal olabilirsiniz? Belki bu bir parça birisi tarafından kıskanılabilir. Zaten harflerinde söyledim. Onun haricinde bu taraf çok hareketli. Sağ taraf kalabalıkların olduğu yer çok çok hareketli görünüyor. Ayın 7'sinde Karşınıza bir fırsat çıkabilir, özellikle de böyle okumalı. Yani telefonla değil, işte bir haber okuyabilirsiniz. Birisi size ya bak işte Koç Burcu duydum mu böyle böyle bir şey var. Bunu okuyabilirsiniz ve yüzünüzü tamamen sağ çevirmişsin. Sadece iyi şeyler hayatıma gelir ve yani şey var ya hayatıma sadece sevgi gelir ve hayatından sadece Sevgi çıkar yani sevgiyle gelir sevgiyle gider herkes bunun gibi bir sadece iyi olanı hayatınıza aldığınız bir dönem şurada da bakın gene az önce bahsettiğim tarak yani bir şeyleri düzeltme isteği ve hevesi var bu kısım çok güzel önce ben sonra hani önce can sonra canın benim işim ama ailem de memnun olacak burası çünkü aile benim Hamileliğim, benim evliliğim, benim işte e, gündemlerim ama ailemi de etkiliyor gibi gibi gibi. Bu anlamda gayet güzel bir hafta bekliyor sizleri. E, tabii ki bazı şeylere dikkat etmek, e, birisiyle anlaşamama tabii ki olabilir. Gayet tabii doğal. Benim sizlere e, söyleyeceklerim bu şekilde sevgili arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalınız. Bay bay.